hekimler taleplerini karşılamadı kimse. Hekimler bu virüsle en ön safta savaşıyorlar. Hekimler 90'a yakın şehit verdiler bu yolda bizim hayatımızı korumak, kurtarmak için. O kıyafetler içinde saatlerce, günlerce, aylardır çalışıyorlar. Ama seslerini hala duyurmaya çalışıyorlar ama pek duyan yok gibi görünüyor. Covid-19 pandemisinde yitirdiğimiz hekimler ve sağlık çalışanlarını anmak için toplandık. Onların aziz hatırası önünde sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 39 Ekim 91 sağlık çalışanının acısını yüreğimde hissederek anlar önünde saygıyla eğiliyorum. Yüze yakın sağlık çalışanı koronavirüsle mücadelede yaşamını yitirdi. 30 bini virüse yakalandı. Canla başla ailelerinden ayrı büyük riskle çalışıyorlar ama tükeniyoruz çığlıklarını duyan yok. En azından verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar. Bu kez hayatını kaybeden meslektaşları için bir aradaydılar. 3'tü, 5'ti, 10'du derken artık yüzleri, 200'leri, binleri bulmaya başladı. Ben de korona oldum arkadaşlar. Çok ciddi, sancılı bir dönem. Ama biz mücadeleyi bırakmadık. Bırakmayacağız. Pandemi süreci boyunca hastalandılar, hayatlarını kaybettiler, tükendiler, haklarını alamadılar. Buna rağmen seslerini bir türlü duyurmayı da başaramadılar. İşte bu yüzden görevleri başında olmaları gerekirken ne yazık ki bir kez daha eylem yapmak zorunda kaldı sağlık çalışanları. Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz. Çalışma koşulları çok ağır. Sorumlulukları ise herkesinkinden büyük. Koronavirüs hastalarını yaşatmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de haklı olarak geçim derdiyle hastanenin kapısından girmek istemiyorlar. Tek kale maaş istiyoruz. Bunlar çok insani talepler. Aldığımız maaşları görseniz gülersiniz. Çok ciddi sıkıntılarımız var. Sosyal haklarımızla ilgili, ücretlerimizle ilgili, çalışma şeklimizle ilgili taleplerimiz var ama bakanlığımız ısrarla bütün bunlara kulaklarını tıkıyor. Biz bizi duymalarını istiyoruz. Haklı bir talepleri var. Yani bunu ne iktidar ne hiç kimse tutamaz. Tüm doktorlar, hemşireler en iyi şekilde hizmetlerini veriyorlar. Hasta ve hasta yakınlarının da destek verdiği eylemler 81 ildeydi. Çalışma saatlerinin düzenlenmesini, koronavirüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesini ve adil ek ödeme istedi sağlık çalışanları. Ama en çok da seslerinin duyulmasını. Taleplerimizin yeri gelmesini istiyoruz. Lütfen tükendik. Tükenmeye devam ediyoruz.